Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle, evet bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz gençler? Brawl Stars'ı ifşa alıyoruz, evet. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, biliyorsunuz ki biz bu bir tane video çekmiştik. Carl gelmeden Carl çıkartmıştı adam, biliyorsunuz. Fakat adamı bulamamıştık. Normalde vardı adam. Fakat adam kaçmış başka bir klana. Bunu bulduk. Bana birisi mailden atmış bunun şeyini, videosunu. Adam Supercell'i tehdit ediyor falan filan, anı komime gitti ama yani Supercell'i tehdit edilecek bir şey yok ama şöyle söyleyeyim, bir tuhaf yani. Gerçekten çok tuhaf. Yani siz de şaşıracaksınız. Ben zaten ilk gördüğümde de çok şaşırmıştım. Bunun farklı bir klana kaçması, Supercell'in bunu silmemesi beni daha da şaşırttı. Yani bilmiyorum, bakacağız şimdi birlikte, hep birlikte göreceğiz yani. Bunu siz de bir mantığını artık anlayın, siz de bakabilirsiniz, hatta bu videodan sonra bakacaksınız, siz de kendi hesabınızdan girip bakarsınız, hatta söyleyeceğim kodla girip oradan bakacaksınız birazdan. Yani bakalım, tuhaf, bayağı bir tuhaf açıkçası. Hemen arkadaşlar göstereyim sizlere. Şimdi buradan arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kulübe geliyoruz. Kulübe değil, pardon. Kulüp ara, pardon, doğru. Şimdi kulüp arayacağız arkadaşlar. Bizim bir tane videomuz vardı. Carl gelmeden Carl çıktı diye bir videomuz. O videoda bulamamıştık. Lan sen diyor şuradan çalmışsın falan fistan tarzı şeyler gördüm. Ya sokarım dedim. Lan Allah belanızı versin. Geri zekalı kime yalan borcum var dedim. Ama ispatlayamamıştım. Şimdi ispatlıyorum gençler. Şimdi bakın. Hashtag, tamam mı? Şeyi koyduk. 2 JC, tamam mı? JC VU. Bu arada böyle bu tarz değişik gizemleri araştırmamızı istiyorsanız, bu tarz birkaç tane daha var. Onlara da bakmamızı istiyorsanız ve like atın yani gençler. VU Y88 Y88. Normalde like istemiyorum biliyorsunuz ama like'larımız çok düştü ve insanlar şey demeye başladı. Lan bu kanal niye bu kadar az like alıyor? Sen bok gibi bir kanalsın tarzı söylemler gelmeye başladı. Ben dedim sokarım belanızı. Like isteyeyim bakayım. Hadi like istiyorum arkadaşlar. Bakalım like gelecek mi? Böyle yazdık. Ara diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir klan çıkıyor. 6067 kupalık bir klan. Klanda sadece bir kişi var. Rage 27. Başkan. Kulüp tanımı yok arkadaşlar. Sıfır kupa. Sadece davetle katılıyor. Yani herkes katılıyor olsaydı bu klan dolup taşardı. Çünkü bayağı gizemli bir klan. Çünkü başkanını şimdi göstereceğim. Çok şaşıracaksınız gençler. Hazır mısınız? Hadi bakayım hazırsınız inşallah. Evet, 6067 kupadaki adam, biliyorsunuz ki 24 karakteri var gördüğünüz gibi. Bizde daha 23 karakter varken bu adamın 24 karakteri vardı. Carl gelmeden önce çıkartmıştı hatırlarsınız. Tabii şu an Carl geldi. Aa çıkartmış falan filan ama ben bunun videosu fotoğrafını zaten göstermiştim. Gördüğünüz gibi Carl'ı 251, hepsi bir seviye bu arada. Leon 251, bu 251, hepsi 251 gördüğünüz gibi. En baştaki adamları da mı 251? Yo. Şunları inatla 250'de bir de bırakmış gibi hissettim. Yani bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane, 17 tanesini 251'de bırakmış. 2 tanesi 252, 256, 256, 257, 260, 267. Hepsi de bir seviye. Yani gayet normal. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bakalım şeyi de merak ediyorum. Bu yeni gelecek neydi o karakterin? Rosa. Rosa gelmeden Rosa'yı çıkartabilecek mi? Onu merak ediyorum. Büyük ihtimal bu videodan sonra bu kulüp kapatılacaktır diye düşünüyorum. Tabi yine bu videodan sonra girip bakabilirsiniz. Belki birkaç gün sonra kapatılır. Belki de hiç kapatılmaz. Öyle kalır yani. Burada ne tuhaflık var diye hala anlamadıysanız, bakın burada bu adam hiç zafer almamış. Tek zafer sıfır. Tek zaferde tamam, hadi ilk başta zaten kazanması lazım bir tane iki tane ya da. Hadi diyelim ki çift kastı diyelim. Çift de kasmamış abi. Robot işgali süresi de yok. En iyi savaşçı süresi de yok. 3'e 3 zaferde de çok az. Bunlarla en fazla 80-90 kupaya var. Hadi derseniz ki oğlum bu adam ikinci olarak belki maçları hep bitirmiştir ya da üçüncü, anladınız mı? Bu şekilde belki de yapmıştır diyorsanız eğer, adamın 5 seviyesi var anasını satayım. Yani arkadaşlar 6000 kupaya çıkmış bir adamın en az 40-50 seviyesi olması lazım değil mi yani? 40-50 seviyesi olması lazım. Hadi diyelim 30 olsun. 5 ne oğlum? Oyunun ilk 2-3 günü, 2 gününde 5 seviyeyi geçiyorsunuz. 6-7 seviye falan oluyorsunuz zaten 200-300 kupa yapınca yani. Buradaki saçmalık, hiçbir şeyin dengi yok. Bak mesela ne zafer almış?
Ne çift zafer almış. 3'e 3 üç zafer 19 tane almış. Ve karakterlerde bir seviye ve yani bir mantık göremedim. Ve bu klan acaba diyorum ki ne yani? Ne ayak? Ya diyorum ki acaba diyorum hile mi? E ne hilesi abi? Karl gelmeden Karl çıkartmış. Ama diyorum ki bir bug mı? O da değildir. Şey düşünüyorum aslına bakarsan. Bu hesap Supercell'in belki de test hesabı ve bunu buldular yani. Bana attılar zaten böyle bir klan olduğunu. Geçenlerde çıkmıştı adam klandan. Farklı bir klana taşınmış gördüğünüz gibi. O diğer kodu girdiğimizde bu klanı bulamamıştık. Ben size fotoğraf olarak göstermiştim adamı hatırlarsanız. Bir inanmayanlar da olabilir tabii ki. Çok dönem deyip inanmazsan inanma lan. Allah Allah ya. Neyse zaten şu an görüyorsun kanıtlı. Siz de dediğim kodu girerek de bu adamı bulabilirsiniz. Ben şeyi merak ediyorum dediğim gibi bu 25. karakter bu adama gelecek mi? Onu merak ediyorum. O yüzden çok çaktırmayın. Supercell'e şöyle böyle hayırdır yazmayın. Yani yeşil taş istiyorsanız yazabilirsiniz. Yani Supercell abi falan filan bize bir taş falan filan. Öyle yapanlar var çünkü taş için. Vermez büyük ihtimal yani. Direkt kaldırırlar bunu. Sana da yol verirler anam. Neyse ne diyecektim bir de. Yani bu şekilde arkadaşlar sizin de böyle bildiğiniz bir tuhaflık falan filan varsa bana bir yazın. Ona da bir bakabiliriz. Onun haricinde bu arada arkadaşlar kulübümüz 96 kişi var şu an. Yani 4 kişilik boş yerimiz var. 7000 kupa üstü artık kalıcı adam aradığımız için 7000 kupa üstü yaptım. Yani çünkü gelen geçen çıkıp gidiyor falan filan. Bayağı bir kalıcı adamımız oldu. Mesela Excalibur, Zafer bu aralar biraz kupa kasmak için farklı klanlara gidiyor ama o bizim kalıcı adamımız artık. GS klan zaten çok güvendiğim bir çocuk. Sobhan bayağıdır bizde. Dark Knight bayağıdır bizde. Kaptan da yeni geldi. Olsun. Destructor bayağıdır bizde. Ixagan artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama o da bizde. Yaşar Atalay. Yani en başından beri Yaşar ve ben vardık zaten. Var öyle birkaç kişi yani Supercell falan filan. Yani bunlar hep artık aklıma kazındı. Bunlarla ileride şey yapacağım. Turnuvalara katılacağız. Büyük turnuvalara bu ödüllü. Ben seçeceğim takımımı ya. Klanımdan adamları seçeceğim. Sadece klanımdan seçeceğim. Dışarıdaki adamlardan seçmeyeceğim. 7000 kupa üstüyseniz klanıma gelin. Çıkacaksanız gelmeyin. Ziyarete geldim muhabbet olmasın. Bak benim klanımın mevzusu ziyaret yasak. Benim klanımın mevzusu kalıcı adam. Gelsin duracaksa dursun durmayacaksa olup gitsin yani anladın mı? Ondan dolayı 4 kişilik boş yerimiz var. 4 kişi daha gelince 725 bin falan büyük ihtimal şey oluyor. Kupası oluyor ve kulübümüz ilk şu an 5'e giriyor aynen. 5. sıraya yükseliyoruz. Onlarla da kasmaya devam etsek 4. ve 3. çok rahat oluruz. 2. ve 1. de sonraki hedefimiz bakalım. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Onun haricinde ne yapacaktım? Ha, bir de şey diyecektim. Buraya kadar izlediysen zaten kardeşim sana bu diyeceğimi kesinlikle yapacağını düşünüyorum. Bak bu diyeceğimi sakın unutma. Çok konuşuyorsun diyebilirsiniz ama buraya kadar konuştuğumu dinlediyseniz zaten dediğimi şu an yaparsınız. Gençler şimdi biz Facebook'ta biliyorsunuz her gün canlı yayın yapıyoruz değil mi? Aşağıda açıklama kısmında Facebook sayfam var. Hala gelmediğini düşünüyorum bazılarının. Oradaki sayfayı beğenmeni istiyorum kardeşim. Yani beğenmeni istiyorum lütfen rica ediyorum. Bir de takip edersen çok sevinirim. Beğenip takip edersen. Biz bu akşam saat 8'de canlı yayındayız. Gel kupa kasalım, turnuva yapalım, eğlenelim. Yani beğenip takip et ama ya. Biraz düşük kaldık çünkü kardeşim. 3000 takipçi olmamız az kaldı. 5 yok. 5000 takipçi olduk. 3000 beğeni yok yani daha. Biraz tuhaf bir mesele ama gelip bir beğenip takip et kardeşim işte ne olacak yani. Ne çıkar ki? Bu arada Poco ile bir maç girelim arkadaşlar. Çok basit maçlar geçiyor. Yani Poco ile arkadaşlar burada baya güzel maçlar geçiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Dışarıdaki adamları ortadaki ortak olan adamlar çok rahat bir şekilde temizlik yaparak ilerliyoruz. Yani bayağı sarıyor açıkçası burada Poco ile oynamak. Burada Poco ve Pam kasılıyor genel olarak. Bak mesela şurada bir Shelly var. Onu hemen kestik. İkinci enerjimi aldım. Ortak oldum birisiyle mesela. Ha bir kişiyi şu an kestik mesela. Sonra sonuna kadar Bull'lar ve Shelly'ler köşelerde kalıyor. Diğer elemanları bu şekil azaltıyoruz. Ortada ortak olan adamlar. Ama şu an çok fazla ortak olan olmadı. Ben burada bayağı Pam kasmıştım. Hatırlayanlar vardır. Ama Pam'i genel olarak geçitte kastım. Çok kolay basit kasılıyordu orada. Burada da Poco kasabilirsiniz gençler. Yani ben öyle düşünüyorum yani. Her şeyi kasabilirsiniz. Yani burada Bo da kasabilirsiniz. Leon da kasabilirsiniz. Ama Bull ve Shelly kasılmıyor abi. Normalde önceden Bull ve Shelly kasılıyordu. Ama artık çok fazla ortak olunma olayı olduğu için. Artık dışarıda duran adamlar çok... Abi şu an bu arada maç çok saçma bir şekilde gelişti. Ortada kimse olmadı. Normalde
Ortada herkes oluyor gençler. Herkes ortada oluyor böyle normalde. Şu an hiç öyle olmadı. Herkes ortada ve ortak oluyor arkadaşlar normalde. Ama şu an hiç öyle olmadı. Bir kişi daha azaldı. Hatta iki kişi daha azaldı. Bunları ben alayım. Almayayım ya da kardeşim kaç. Oğlum Max'mış lan. Sen ne kadar çakal bir adam çıktın ya. Şş. Sen ne kadar çakal bir adam çıktın ya. Max'mış arkadaşlar. Orada 2 saat dondum. Yoksa ben bu Barley'i de keserdim ama çakal işte ya. Neyse çok da önemli değil ya. Umarım video beğenmişsinizdir gençler. Yani bu şekildeydi. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız yani ne bileyim böyle gizemli mizemli yani like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akşam da canlı yayına gelin. Hoş olurum yani. Çok güzel olur. Bay bay.